Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için. Dertliler oturmuş, derdin söyleşir. Etme intizarı gülbaşın için. Hey 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 hey. Dertliler oturmuş, derdin söyleşir. Etme intizarı gülbaşın için. Hey 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 hey. Deli gönül hangi dala konarsın, lene konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı önem, dalın mı kaldı? Senin tutunacak dalın mı kaldı kardeş, dalın mı kaldı? Bunca derdi sen üstüne alırsın önem, alırsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın lene, alırsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı lene, halın mı kaldı? Bülbüller ötecek bağın mı kaldı önem, bağın mı kaldı? Davut sulariye aktı aman da, bir yıldız doğmuştu vakti zamanda. Seher bülbülü ye ulu divanda. Sen benim vekilim ol başım için. Hey 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 hey. Seher bülbülü ye ulu divanda. Sen benim vekilim ol başın için. Hey. Değerli canlar, aşk ile muhabbetler, sevgiler, saygılar. Yine sizlerle bir Hayal Perdesi programında beraberiz. Cem Tin ekranlarından. Bugün vallahi Hüseyin abi
Bu uzun havadan sonra programı bitirmem lazım artık bence ama. Ya yine bizi koparttın girişte, kafadan yani. Ama girişte bana böyle bir şey yaptınız. Ben de ne yapayım? Ben gaza geldim. Çok ağzına sağlık senin de. Arkadaşlarımız da. Abi hoş geldin. Elinize sağlık. Eyvallah. Sağ olasın Kutsal. Uzun zamandır buluşamıyorduk. Zaten seninle görüşmek için biz bu programa. Daha doğrusu birkaç dostumuz daha var böyle. Eyvallah, ne güzel ama yani. Ara sıra muhabbet edelim diye program yapıyoruz abi. Ne yapalım? Ya yani? Şimdi özlüyorum bizim seni. De... Hani böyle büyük büyük keyifle, büyük istekle gittiğimiz böyle bazı programlar var. Onlardan birisi de tabii ki sensin. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Senin elbet nezdinde bütün ekip arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Değerli dostlar, bugün Hüseyin Turan konuğumuz. Demiyorum Hüseyin abi, hiçbir yerde konuk olmaz. Çünkü candan, dosttan biri her zaman yanımızda. Herkesin biz yanındadır, bizeyiz, evet. Biz bizeyiz. Aslında Levent bu programın demirbaşlarından biri ama... Yoğunluğundan gelemiyor da. Bugün konuk mu diyeyim sana Levent, yoksa beraber miyiz diyeyim, ne diyorsun? Ben de konuk olmam abi, beraber daha iyi. Yok ya, tabii ki. Hoş geldin sen. Yok, konuk benim arkadaşım. Tamam. Sinancığım seni ağırlayalım. Tamam. Hüseyin abi nasılsın, iyi misin? Vallahi iyilik güzellik. Yani iyi diyelim, iyi olsun. İşte iyi demek adettendir. Bu işte günlerde böyle maalesef. Karanlığın içerisinde İyiz ışıldamaya çalışıyoruz. Evet, evet aynen aslında öyle. Aslında bir anlamda öyle. Işığımızı söndürmemeye çalışıyoruz. Işığımız sönmez abi inşallah. Yani ışığımız da bol olsun. Işıklarımız da bol olsun. Tabii ki direnmemiz gerçekten. Gerekiyor tabii evet, ki. Evet. Ancak yoğunluğun evet. Her zaman var senin biliyorum. Evet, biraz hem yurt içi yurt dışı işte gidip geliyorum. Yani iyi. İyi gidiyor. İyi olsun abi. İyi olmalı. Albüm son albümüm benim. Ciddi promosyonlar yapıyorsun sen. O yüzden seni yoruyor albümlerin. Ben seni yakın işte, takip ettiğim işte, için. Yani biraz böyle profesyonel çalışmalar zor yani. Tabii. Kolay olmuyor biliyorum. Uğraşıyoruz ama yine de istediğimiz gibi yani ulaştıramıyoruz her yere. Ama hani ilgilenenler, duyarlı olanlar ulaşıyorlar bir şekilde. Zaten dinliyorlar. Hani CD olmasa da internet ortamında işte ne bileyim bir takım hani platformlar var. Oralardan evet. Her zaman zaten şey yapıyoruz. Bir düzgün bir tertipli halde yapmaya çalışıyorum ben. Yani umuyorum ihtiyacı olan herkese gidiyordur. Öyle kesinlikle bunu yapmak lazım ama yani. Evet, evet, biz aynen. Görevimizi yapalım. Ya bir de en azından Hüseyin abi şimdi kendi yaptığı için kendi albümlerinde her şeyinden haberdar işte. Yani evet aynen öyle. Aynen yerler, tabii ulaştıramadığı ki. Yerler. Tabii ki öyle. Ama inanın şey düştü. Yani CD satışı çok düştü. Tabii yani sen de çok iyi biliyorsun. Kesinlikle abi. Eski satış oranları yok. O da insanlar şeyden ulaştığı için daha farklı yerlerden artık bunlara ulaşıyorlar. Ki zaten 2-3 yıla kalmazdı herhalde bitecek şey gibi olacak. Yani şimdi nasıl plak şey oldu ya, nostaljik bir şey oldu. İnsanlar gidip ilgi gösterip alıyorlar. Mesela şu an şey daha çok satıyor. Yani plak daha çok satıyor şu anda. CD eğer şeyde çıkarmışsan yani insanlar onu tercih ediyorlar. Çünkü artık herkesin evinde şeyde var. Birazcık daha nostaljik özellikle evet. Taş plak. Bu da öyle olacak. Evet, yani evet. CD de öyle olacak ama işte bir ne bileyim ya cep telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan artık o kadar bütün bir dünya elimizin altında ki hani umarım hani bu teknoloji insanlığımızı götürmez ki bunu götürüyor olduğunu da görüyoruz. Abi ben ama buna da direnmek lazım. Her programda konuk ettiğim canlarla dostlarla hep bu konu üzerine dolaşıp muhabbet evet. Etmemiz gerekiyor evet, diye ve bunun üstünde vurgu yapıyoruz Hayal Perdesi programında ve ozanlarımızın değerini kıymetini yani ozanlarımızın üretimleri hep muhabbetler de oldu. Ya son yıllardaki, yan yana gelmek de oldu. Evet yani bu çok doğru. Ya bu son yıllardaki insanların belki İletişimsizliğinin de en büyük aslında sebebi tabii, bu. Yalnızlaşmak, tabii mekanikleşmek ki, hep bunlarla alakalı bu olan şeyler. Bu bir teknoloji, bunu ihtiyacımız oranında kullanmalıyız. Ona karşı değilim ama biz şeyi kaybettik. Yani sohbeti kaybettik. Şimdi ne bileyim bugün böyle bir toplu taşıma araçlarını ben ara sıra kullanıyorum. Herkes şöyle, ileride şeyden korkuyorum. Hani şu enseleri böyle... çıkıp şeyler de olacak, çocuklar da olacak. Çünkü evrimleşmemiz oraya doğru gidiyor böyle. Boyun eğik. Hani herkesin ileride kamburu çıkacak. Yani böyle bir durumdayız. Hani
bu konuda hani anlıyorum onları da elinden bırakamıyorlar tamam ama. Abi işte. Ama bir şekilde kendimizi engellemeliyiz. Aslında bu da şey bir şekil bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yani yapıyor. Sigara gibi ya da kesinlikle başka öyle. Her şeyimiz orada, notlarımız işte, evet, bilgilerimiz. Ezberi yeteneğimizi kaybettik. Kendi hafızamızı daha da azalttık aslında. Aynen öyle. Bu anlamda yani, telefonun aklına güvenerek kendi aklımıza yani kendi biraz ödün veriyoruz. Çok doğru. Hüseyin abi ben unutmadan sana öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Hem programımıza katıldın hem de bizim Hayal Perdesi projemizde bizi var ettin. Sağ olasın. Sen de çok güzel bir eser okudun. Bizim de albümümüz çıktı. Sizlerin de yani hepimizin ortak bir albümü aslında. Bu ortak bir dayanışma güzel albümü. Güzel bir proje ortaya koyduk. Bu arada sevgili Levent'e ve Sinan'a da ben tekrar teşekkür edeyim. Çünkü teşekkür o albümün işin mutfak kısmındaki asıl mimarları onlar gerçekten. Çok emekle, özenle çalıştılar. Eyvallah, beraber yaptığımız bir albüm diyebilirim artık ben buna. Senden bir eser alalım abi. Olur. Muhabbete tabii devam edeceğiz. Ben o zaman bir Aşık Veysel'den bir türküyle girelim. Seherde ağlayan bülbül diyelim. Eşlik etmeye çalışayım sana istersen abi ben de. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Aşık der ki hal a böyle, gideriz biz yola böyle. Felek bildiğini işler, hemen yüz yıl tala böyle. Kırmızı güle dolaşır, ağlamak bana yaraşır. Sen ağlama ben ağlayayım. Bül 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 bül. Aşık der ki bende bu, suyu kaldır bende bu. Yedi yerimde yaram var, bir o kaldı sende. Sağ ol abicim. Vallahi sağ ol. Biraz harika.
Biraz benim ses de biraz... Biz böyle prova yapmadan çalıyoruz, söylüyoruz. Ya biraz da yorgunluk var sesimde. Artık birazdan açılır yani programın sonuna doğru. Abi senin her halin güzel ama bize hiç yorgun gelmiyor sesin. Levent, konuşacaksın ya da türkü söyleyeceksin. İkisinden biri yani. Ne diyorsun? Ben konuşayım abi. Peki konuşalım. Levent de biliyorsun abi bizim artık stüdyoda beraberiz. Evet. Üçlümüzü kurduk yavaş yavaş böyle. Sağ olsun. Dördüncüyü arıyorduk. Hüseyin abiyi aldık. Ben geldim. Hüseyin abi tamamdır. De burada. Öyle bir. Zaten Hüseyin abiyle şey yapacağız. Bu ikidir. Böyle uzun havalı türkülü böyle bir şey yapacağız. Tabii, tabii özel bir, vallahi, bir şey yapalım. Gerçekten bir çalışma şimdi, yapalım. Şimdi dönem dönem stüdyomuz oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sen de katılıyorsun, kırmıyorsun bizi. Orada gerçekten çok keyif alıyoruz şu anlamda. Yani işte kentin yoğunluğun verdiği o yalnızlaşma, demin konuştuk. Evet. Ama gerçekten biz bu işle uğraşanlar özellikle hani çalıp söylediğinde muhabbet dörtlü beşli çok başka bir yere tabii gidiyor canım, gerçekten. Aynen öyle. O keyif. O bizim, çok önemli bir gelenek Hüseyin abi bu. Ya bunu kaybetmemek gerekiyor aslında. Yani o nedir? Hem insana çok şey katıyor, hem birbirinden çok şey öğreniyorsun. Yani hem de o birlik ve dayanışma adına çok önemli bir gelenek. Bu umarım kaybetmeyiz yani. Bizler tabii ki kendi adımıza tabii her zaman bir araya geliyoruz. Ama bu kültürün taşıyıcısı olan insanların hepsinin bu konuda dikkatli olması abi, gerekiyor. Özellikle Alevi geleneğinde her programımıza vurguluyoruz. Yani şimdi bir yere doldurduk, 500 kişiyle cem yaptık, 600 kişi, bunlar değil. Komşu, yan yana, muhabbet, evet, arkadaş. Aynen öyle, aynen. Cem olmayı aslında buralara taşımak lazım. Hep konuşuyoruz. Ya bunun artık gerçekten ihtiyaç var. Çünkü daha bilinçlenmemiz lazım bu konuda. Cem, yani cem dediğimiz hani bizim kendi içimizdeki muhabbetlerde aslında öz eleştiri verebiliyoruz. Kendi mahkemelerimiz var, yargılarımız var. Hani kendi kendimizi farkında olmadan tamir ediyoruz kendilerimizi, tabii birbirimizi yani bazen. Bize özgü bir takım değerlerimiz var. Bizim böyle bir şeylere benzemek gibi, onun gibi, bunun gibi bir şeyimiz olmamalı, kaygımız. Ben yani bunu hani bu konu, hani bu da benim eleştirimdir. Tabii çünkü hep görüyoruz sağda solda. Ama bizim zaten kültürümüz yani hani böyle bir kendine özgürlüğü var. Çok değerli, çok derin, çok zengin. O anlamda onu yaşatmalıyız. Canlar, bu dizileri artık akşamlara biraz bırakalım. Eski çay muhabbetlerine dönelim. Ya, değil mi? Herhalde şimdi, bir saz vardı. Biz yani, öyle diyoruz ama. Çalınmasa bile. Hiç vallahi yani bu dönemde hiç kimse dizileri bırakacak gibi de görünmüyor. Zaten ya bir toplumun ya uyuşması için tabii ki bir takım şeyler var. Bu diziler de onlardan biri. Tabii bir sektör bu. İnsanlar buradan ekmek yiyorlar, ayrı mesele. Ona bir sözüm yok. Ama işin bu sektörel hani şeyi de var. Ayrı bir boyutu da var. Şimdi mesela bir dizi çekiyorlar. En az 13 bölüm. O 13 bölüm 6. bölümde onu belki kaldırıyorlar. Ama 13 bölüm yine çekiyor onun şeycisi. Nedir? Yapımcısı. Onu çünkü Arap ülkelerine satıyorlar. Yani böyle bir sektörel bir şey oluştu. Yani çok hızlı çekilen böyle şeylerle sizi aldatıyorlar yani aslında abi, bakarsanız. Bizi aldatıyorlar öyle değil mi? Yani genel olarak yani bir anlamda video mantığının, önceki video mantığının günümüzde biraz güncellenmiş hali diye bakıyorum. Evet, yani insanları eve bağlıyor bir şekilde. Uzun vadede gerçekten bize bir faydası olmayan ama kısa vadede yani bir iki tane olsa neyse. Yani 6'da başlıyor akşam gündüz kuşa, akşam kuşa. İyi dizilere hiçbir sözüm yok tabii ki. Hani, iyi yapımlar da var tabii kesinlikle. Yani. Gündüz bölümlerinde zaten eş bulma muhabbetleri alabiliyorsun işte. Bir de işte. Öyle bir şey var. Ne çöp çatan bir millet. Yani bekarlık sultanlıktır diyemeyecek kimse artık zaten. Herkes evlendiriyorlar. Ama yok, bu sonuç orada da, nereye varacak yani? Bu sonuç nereye varacak? Ya biz zaten aslında bu vardığımız yer burası. Bak burası çok önemli. Bu biz şu anda bir sonucu yaşıyoruz. Hani bu biz bu gidişle ne olacak falan değil. Zaten bu şeye vuruşun buraya kadar. Bu tah kendisi yani aslında bu bir dibe vuruş. Dibin de bir dibi var mı onu bilemiyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz çok değerli. Ne kadar bireysel olarak da, teknolojik olarak da, maddi olarak da gelişsek de köklerimizi, bağlılıklarımızı yitirdiğimiz takdirde yok olup gideriz diyorum. Aynen. Sinan'dan bir eser dinleyelim abi, ne dersin? Tabii bir türküyle bunu biz böyle bağlayalım. Şeye çıkalım. Sinan'a atalım topu, bakalım ne yapacak. Ondan sonra senden yine bir eser alalım Hüseyin abi. Eyvallah.
Haremler kesmiş suyun başını, yolların batı verdim de geldim, bilmem kim silecek gözüm yaşımı. Kendime kastım Ali, dağlara küstüm Ali, dar günde dostum Ali. Kınama hallarımı, bağlama ellerimi, açık et yollarımı. Hüseyin abi, şimdi benim İzmir'de, senin bir yanın İzmirli olduğunu da biliyorum. Evet, çok değerli bir abim var, Dursun abim. Benim ona çok önceden bir sözüm vardı. Hı-hı. Seni ancak konuk edebildik. Yani onun bir tatlı bir kızı var, Sahra Deniz. Hı-hı. Küçük bir sağlık sorunu yaşadı ve şimdi maşallah çok iyi. İyi, ne güzel. Sahra Deniz'i buradan öpüyorum gözlerinden, canım benim. Aynen. Yine ziyaret edeceğim. Geleceğim senin çayını kahveni içmeye bu yazda. Buradan ona bir selam yollar mısın abi? Çok Sahra Deniz'e ve öpüyorum. Öpüyorum Sahra Deniz'i. Dursun Bey'e de çok selam. Umarım her şey geçmiştir. Her şey geçmiş çok güzel, olsun. Çok güzel. Aynen. Böyle artık. İyi, sevindirici. Bana yine eşek sipalarını söyleyecek, okuyacak yani yazın gittiğimde canım benim. Şey yapalım mı abi? Hem de Hayal Perdesi'ni okuduğun eserin de hani sound'unu da belirtmek olur, adına. Olur. İstersen onu playback onu yapalım. Öyle okuyalım ondan sonra. Hem seni de biraz dinlendirmiş olalım. Tabii ki. Hem kendini dinlemiş olursun bir yandan da. Tabii. Evet. Serçeşme. Dertli yani.
Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin derimizi, yiyenlerin nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin derimizi, yiyenlerin nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Taban kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Çürük etçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Bizden geçinen kalleşler döner geri, bizi taşlar sıvıştı yaren yoldaşlar, ne özüne sözü kaldı. Bizden geçinen kalleşler döner geri, bizi taşlar sıvıştı yaren yoldaşlar, ne özüne sözü kaldı. Kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar, ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar, ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Dertli divaninin varı canandır, canın özyarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Dertli divaninin varı canandır, canın özyarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Divani Baba'ya sevgiler, saygılar, güzel, aşk ile Divani Baba. Çok güzel, güzel çok. Güzel Hacı Bektaş'a yaz ederim. Abi aynen, ağzına aynen sağlık. Yakıştı abi bu eser sana gerçekten. Çok, ya ben çok seviyordum vallahi zaten bunu söylüyordum da. Beğenildi bayağı. Ama hani burada da daha bir daha bir kompozisyonlu oldu yani, daha güzel oldu. Vallahi biz albümü çıkarttık. Fazla da ilgilenemiyoruz açıkçası. Hani eyvallah, böyle bir imkanımız yok. Çünkü artık bunu, ya şimdi sen albümü çıkarttın. Senin artık ilgilenen
ler farklı. Evet, yani onların ilgilenmesi lazım. İlgilenilmesi gereken başka canlar, tüm bir müzik, topluluk var yani sonuçta. Müzik marketlere biraz dolaşın. CD'lerimize ara sıra bakın. Alabilirseniz alın. Alamazsanız alamayın. Alın demiyorum. Ben hep şey diyorum. Almayın. Albüm çıkardım. Hani şey belki hani şey teper. Ters teper diye falan. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela şimdi teknoloji geliştikçe tabii stüdyo imkanları da çoğalıyor. Yani. Evet, evet. İşte herkes işte müzisyenler özellikle stüdyoda işte daha iyi bir sound için uğraşıyor her şey falan. Ama öte taraftan eskiden mesela herkesin evine şeyle özenle gidip müzik seti alırdı böyle. Tabii canım. Aynen öyle. Herkes müzikler alırdı. Şimdi dinlerdi. Tam tersi albümlerde soundlar güzelleşiyor ama müzik sadece cep telefonu evet. Ya da işte laptopun kolonlarıyla dinleniyor. Oradan şey dinleyemiyorlar aslında. Çok da sağlıklı dinlenemiyor. Evet, şimdi laptoplarda, telefonlarda mono geliyor. Bazen tabii yani bir hoparlör sistemine bağlanması gerekiyor. Doğru düzgün dinlenilmesi için. Aynen. Ama orada şey işte şu bence en kötü tarafı. Bu işin kıymetli olduğu algısı tamamen gitti. Çünkü evet. Basit bir MP3'e dönüşmesi, tıklayınca herhangi bir yerden onu izliyor olmak işin arka tarafındaki zahmetli kısmı unutturuyor. Hızlı tüketen. Bir klip de böyle işin arka tarafındaki görüntüleri mi çeksek abi? Öyle yapmak lazım. Belki de hani olabilir yani. Şimdi mesela olsun? Biz... Evet çekelim herkes benim çilemi görsün orada. Şimdi biz bir şey paylaşıyoruz mesela. Bir yerde oturduk bir şeyler işte yedik. İşte diyor, vay sanatçılar şöyle. Ya zannederler ki biz böyle her gün bir yerde yiyoruz, içiyoruz. Tabii, başka tabii. Hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle bir algı da var. Işte ama gerçekten kolay bir işin, iş değil. Ya, yani. Stüdyo yaşaması. Ya biraz şöyle bir şey oluştu ülkemizde. İşte 80 milyonsak 60 milyonun şeyi var artık. Albümü var bir şekilde. Çünkü herkes de işte ya Facebook'ta ya orada burada herkes bir şey yapıyor. Çünkü öyle bir dünyaya geldik. Yani eskiden şey denirdi ya işin böyle hani gırgırını yapardık işte kaseti olmayana işte şey vermiyorlar kız vermiyorlar diye. Şimdi herkesin var. O yüzden ya, sanatçıya kız vermiyorlar artık. Öyle bir durum var. Abi yani. Bir anlamda iyi. Sanatın bir koluyla uğraşmak ülkenin genel yani. Elbette iyi ama. Ama yine bundan da faydalanamıyoruz. Böyle evet, bir durum da yok yani. Yani sıkıntı var ama. Abi böyle bir durum da yok. Çünkü yani. Dinleyicilerin mesela müzikle uğraşanlardan, müzisyenlerden sonuçta birkaç enstrüman ucundan bucundan yani oluşması aslında mesela evet, bir kitlenin evet. Çok iyi bir şey aslında. Ama öyle, bunu doğru. Böyle bir biz böyle bir iyilik de göremiyoruz açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tamam Türkiye'de çoğaldı işte her eve enstrüman girdi. İşte imkanlar çünkü gelişiyor yani. Evet. Ama enstrümanı eline alan stüdyoya koşuyor, kaset yapmaya çalışıyor. Kasetten önce televizyona çıkıyor. Sahneye çıkıyor, televizyona çıkıyor. Televizyona çıktıktan oluyor. Sonra bakıyor, ondan sonra yani kaset herkesin yapıyor. Bir enstrüman çalması tamam çok güzel. Ama tabii, tabii bu işin öyle o kadar da yani sığ bir yerden bakmamamız gerekiyor. Hakikaten emeğini çeken, emek gösteren, bununla ilgili onu böyle yaşam biçimi haline getiren insanlar da belli zaten. Onlar da bir gün, bugün bir yerlerde bir sahneye çıktığında o farkı gösteriyorlar. O yüzden hani bu olacaktır her zaman. Yani vardır. Değerli canlar, sakın bizi yanlış anlamayın. Burada çekiştirme ya da şeydi. Bu tür sorunları konuşmak evet, için bu yani, programlar var. Yani, bence şunu demek istiyoruz. Yani ben kendi adıma konuşayım tabii. Yani bu kadar kolay olan her şey çok çabuk biter. Yani bu kadar çok cüret, bu kadar çok cesaret. Yani biraz bu işin arkasında pişmek, işte ne bileyim. Önce evlerde biz işte muhabbet diyoruz ya. En önemli okullardan biri aslında ki o muhabbetlerde çalmak, söylemek. Aynen. Bu evrelerden benim... geçtikten sonra ekranlarda kirlilik değil de daha güzel şeyler, tabii daha güzel sesler o... Hayır, olacak. Bunu izleyen insanların da buna hakkı var. Tabii. En doğal hakları orada iyi şeyleri görmek, güzel hele şeyleri ki bu halk izlemek. Gerçekten çok iyi şeyler hak ediyor. Estetik o ruhunu en iyi şekilde ayarlaması için. Şimdi benim işte bir arkadaş var, çok güzel bir lafı var bununla ilgili bu konuştuğumuz böyle şeye ilişkin. Özgüvenleri cesaretlerinden fazla bir sürü insan türedi. Abi maalesef. Ben bir türkü söyleyeyim o zaman. Kimse bana demiyor ki bir türkü de sen söyle Kutsal. Ben kendi kendime diyeyim abi. Ne yapayım? Türkü ya biz de senin sesin güzel ya bir tane yani. Söyle. Zevkle dinleyelim Kutsal. Haydi bakalım. Belki sana bir kaset yapar abi. Vokal yapalım. Beğenirse. Evet, sana bir kaset yapacağım ya. Thank you.
kaldım çaresiz öyle. Gayrı dünya bana karalandı, gel gel. Derildi defterim arsız amansız oy. Üst üste dizildi sıralandı, gel gel yârim. Gel gel canım, gel gel gülüm gel. Üst üste dizildi sıralandı, gel gel yârim. Gel gel canım, gel gel gülüm. Görseydim haftada ayda oy. Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda oy. Azrail göğsünde canım hay hayda oy. Ciğerimin başı yaralandı, gel gel yârim. Gel gel canım, gel gel gülüm gel, gel, gel. Yüreğimin başı yaralandı, gel gel yârim. Gel gel gülüm, gel gel canım. Başa yazıldı oy. Gözüm yaşı sel sel oldu, süzüldü oy. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı oy. Mezarımın üstü karalandı, gel gel yârim. Gel gel canım, gel gel gülüm gel, gel. Mezarımın üstü karalandı, gel gel yârim. Gel gel gülüm, gel gel canım. Abi böyle bir kaset yapalım bak. Vallahi yapalım. Söylüyorum. Vallahi biz yapalım. Alan alır. Sıkıntı yok. Alan alır, internetten dinleyen dinler yani hiç. Öyle abi hızımızı şey kesmeyelim. Ne diyorsun? O zaman ben de bir... Ya ben devam bir tane güzel bir barak var. Hem de bir yerlere gönderme olur belki, ne bileyim. Kıyalım bakalım. Arkasından da bir Türkiye bağlarız.
kaftan kafa hükme derdi bir zaman. Kaftan kafa hükme derdi bir zaman. Davutoğlu Sultan Süleyman öldü ya dost. Omuzuyla kaftanı kaldıran Hamza ile kahraman pehlivan öldü. Medet Allah medet beyim onlar da öldü. Omuzuyla kaftanı kaldıran ya dost, Hamza ile kahraman pehlivan öldü. Efendi gül yüzlü hocan da öldü. Medet Allah medet beyim onlar da öldü. Hani ya bu dünya benim diyenler, hani ya bu dünya benim diyenler, milyonundan altınları sayanlar ya dost, hiç görünmez adamet yiyenler, koca devler öldü, Şahmaran öldü. Medet Allah medet, onlar da öldü. Hiç görünmez adamet yiyenler ya dost, koca devler öldü, Şahmaran öldü. Efendi gül yüzlü hocan da öldü. Medet Allah medet beyim onlar da öldü. Kalsa bu dünya Süleyman'a kalırdı. Kalsa bu dünya Süleyman'a kalırdı. Can teslim alsaydı Nemrut alırdı ya dost. Çıkmayan canlara da derman bulurdu. Hekimler hekimi Lokman da öldü. Medet Allah medet beyim onlar da öldü. Çıkmayan canlara da derman bulurdu ya dost. Hekimler hekimi Lokman da öldü. Efendi gül yüzlü hocan da öldü. Medet Allah medet onlar da öldü.
Kaldır nikabını, görem yüzünü. Aç başını yaradanı seversen, siyah zülfü yüzünün üstüne. Tel teleyle yaradanı seversen, tel teleyle yaradanı seversen, seversen. Siyah sürfün mah yüzünü üstüne. Tel teleyle yaradanı seversen, tel teleyle yaradanı seversen, seversen. Bensiz varma sen ellerin yanına. Ne olur Dilber yaradanı seversen, ne olur Dilber yaradanı seversen, seversen. Zalimler tarih boyunca yerini alıyor. Böyle dik duran Pir Sultan Abdal gibi yürekli duruşlar da hiçbir zaman... Onlar hep yaşıyorlar, hala yaşıyorlar. Ölmüyorlar, evet. Yaşıyorlar ve biz de onları yaşatacağız sonuna kadar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu barağı Kırıkan Barağı diye geçiyor. Bunu... bunu rahmetli benim de hani şey babam ya manevi babam Fikret Otyam onun baba. Da ruhuna gitsin. O da bunu çok severdi. Fikret baba gerçekten onun sağlığında hep şey yapar işte. Ben bu eşek sporlarını okuduğumda işte davayı duymuş. Ben senin vesilenle hani fiziki olarak tanışmıştım. Ha tabii çok yani sen yani sizi de dinleyen insanlardan çok değerli biri gerçekten çok önemli biri. Bana
sevgili Fazıl Say'la beraber diyafon açıp Türkiye okuttular. Dedi ki şimdi bir oku bakayım bana akadın. Bir yandan da kahkaha atıyor tabii ki. ya ne bileyim öyle bir duruma geldik ki böyle iyice her taraf karanlık gibi geliyor. Ama dediğim gibi Fikret Otyam ne kadar Fikret Otyam devamı olursa ne kadar sanata dair ya umutlarımız, güzel şeyler olursa umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Evet, bizler hani bu kötü bir şey değil. İnsan olan her insanın bunu istemesi gerekiyor. Bu toplumda artık mutlaka bir demokrasinin işlemesi gerekiyor. Hukuk, adalet en doğru şekilde oluşması gerekiyor. Yani bu gidişle yoksa herkes yani şey mi yapacağız? Yani herkes yani ne bileyim kendi adaletini mi sağlayacak? Hani böyle mafya ülkesi mi olacağız? Ne olacak yani? Ben hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bu ülkenin hepimiz vatandaşıyız. Aynı zamanda hepimiz bir şekilde hani vergilerimizi veriyoruz. Onun için ben hangi iktidar gelirse gelsin eğer bir devlet yani vatandaşını eğer koruyamıyorsa ya zaten yıkılsın gitsin. Hiç önemi yok. Hüseyin abi tarihte de böyle olmuştur. Hiçbir iktidar aslında sanatçıları sevmez. Sanatı sevmez. Ya, aslında hayır, biraz köşesinde yani, ama vatandaşını da bu kadar da yani sanata, sanatçıya, yazara, çizere yani kendinden olmayan herkese zalimlik yapan, karşı duran ve denemediği dizi, oyun, film, masal kalmayan bir iktidar görülmedi açıkçası. Yani görülmedi derken en azından biz çok derinlemesine yaşadık. Biliyorum, bunu. Evet. İzlemişsin yani, sürecinizi. Bunları umarım dediğin gibi sağduyuyla yine kardeşlik ve barış özlemiyle atlatacağız. Yan yana olacağız. Yine bu hiçbir şey halledilmiyor. Biraz sol duyu gelmesi lazım abi. ya yine bu kültürün insanlarına büyük bir sağduyu şeyi düşüyor. Hani o anlamda hakikaten bizlerin sağduyusuna da bir şekilde teşekkür edilmeli. Çünkü büyük bir toplumuz yani sonuçta. Yani bizler hoşgörüyle bakmasaydık ne olacaktı o zaman değil mi? Yani bizim böyle bir kültürümüz var. Biz bu kültürle bakmamak için de çok sebebimiz var aslında. Yani şu 73 hani demiş millete bir nazarla bakıyoruz biz. Biz böyle bir toplumuz. Onun için olmayanlar da yani aklını başına devşirsin yani buradan. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Söyleyebileceğimiz bu. Evet. Ben bir türkü okuyayım o zaman. Hani demiş ya iş başa düşünce bakmaz güzüye diye. Musa Eroğlu'dan yani böyle çocukluğumuzda gençliğimizde hepimiz ilk defa okuyacağım. Yani eyvallah. Bir ekranda ilk defa okuyacağım. Özür dileyerek yani gene şeyle ilgili bir böyle bir yandaş bir gazetenin herhalde şeydi yine bir köşe yazısında biraz böyle Musa Eroğlu'ya şey yapmışlar. Ona atfen bir yazı yazılmış ama bayağı onu bir hani Alevi kitlesini işte yok kandırıyor mandırıyor gibilerinden olmayacak bir şeyler yazmış birisi. İsmini unuttum zaten önemli de değil. Abi işleri güçleri... Hani bu anlamda biz bu değerlerimize bizler sahip çıkmalıyız ki insanlara fitnelik. Fırsat vermemeliyiz. Kesinlikle. Hepsi bizim ustalarımız, canlarımız. İşleri güçleri fitnelik, fesatlık başka bir şey yok yani. Adamlar hayırlı bir şey düşünmüyorlar ki Hüseyin abi. Sabah kalkıyorlar. Şam şeytanı bunlar yani. Güneşin önüne çekildi bulut, güneşin önüne çekildi bulut. Karardı her yanım, gün garip garip. Deli Poyraz esti, dağıldı umut. Deli Poyraz esti, dağıldı. Sarardı bahçe gül garip garip. Sarardı gül bahçe gül garip garip.
Kayalar çakıldan sakınır oldu. Kayalar çakıldan sakınır oldu. Dağlar tepelerde yakınır oldu. Dağlar tepelerde yakınır oldu. Denizler dalgadan çerkinir oldu. Denizler dalgadan çerkinir oldu. Yıkmaz oldu mendilim, sel garip garip. Yıkmaz oldu bendim, sel garip garip. Garip dostum der mevsimden ayrı. Garip dostum der ki mevsimden ayrı. Parlamaz yıldızlar, küstü ay gayrı. Parlamaz yıldızlar, küstü ay gayrı. Unutmuş gibiyim seheri seyri. Unutmuş gibiyim seheri seyri. Dağlar yorgun yorgun, gün garip garip. Dağlar yorgun yorgun, gün garip garip. Senden ayrılalı haydi zamandır. Tutuştu bu sinem sızlar leyliye. Deli miyim neden başım dumandır. Şimdi o yar bana gülmez leyliye. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim. Deli miyim neden başım dumandır. Şimdi o yar bana gülmez neyliyim. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim. Neyliyim yar yar neyliyim neyliyim. Bırakmazlar yar yoluna ağlıyor. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim. Neyliyem yar yar neyliyem neyliyem. Bırakmazlar yar yoluna ağlıyor. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim. Kar kaplamış nazlı yârim yurdumu. Sormaz oldu zalim benim derdimi. Uzatsa elini tutsam kolunu. Şimdi o yar bana gülmez neyliyem. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim. Uzatsa elini tutsam kolunu.
Şimdi o yer bana gülmez diye. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Neyliyem yar yar, neyliyem neyliyem? Bırakmazlar yar yoluna ağlayan. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Neyliyem yar yar, neyliyem neyliyem? Bırakmazlar yar yoluna ağlayan. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Süre buldum yar izini, açtım duvarını gördüm yüzünü. Kucaklayıp öptüm iki gözünü. Şimdi o yar bana gülmez neyliyem? Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Kucaklayıp öptüm iki gözünü. Şimdi o yar bana gülmez neyliyem? Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Neyliyem yar yar, neyliyem neyliyem? Bırakmazlar yar yoluna ağlayan. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Neyliyem yar yar, neyliyem neyliyem? Bırakmazlar yar yoluna ağlayan. Yar ben bu derdimi kime söyleyeyim? Hüseyin abi sen çok açıldın. Vallahi yine gaza getirdin. Şimdi albümde böyle okumuştuk ya. Şimdi o sesi bekler herkes. Değil yani, gelmezse. Abi, o ses gelmeden zaten olmuyor. Aynen. Senin yani o albümdeki desteğini her zaman söylüyorum. Yine bir kez daha söyleyeyim abi. Çünkü estağfurullah, ne demek? Kusuracağım. İnsanların gerçekten hayat boyu böyledir. Hep iyi şeyler olmayacak. Yani, zor zamanları evet, da oluyor. Evet, evet. Benim en sıkıntılı, en zor dönemlerimde kol verdiniz, omuz verdiniz. İyiliklerinizi gerçekten, dostluklarınızı ne demek? Söylemek zorundayım. Sağ ol abi, iyi ki varsın. Aynı şekilde sen sesin, de iyi ki sesin, yüreğin. Bir de klipte bile oynadın yani. Allah'tan neyse Kadıköy'de çektim. Yoksa var ya. öyle klipler çektik ki mesela arkadaşın, mesela bir arkadaş vardı, ona 3 gün klip çektik. Yani kendim o kadar şey yapmadım. Abi neredeyse dizi olmuş yani. Aynen vallahi öyle. Yani klip... Biz hangi klibi çekiyorduk? Bir klip çekiyorduk. Şimdi kamera beni gösteriyor, ben de çalıyorum işte. Bir arka tarafta da arabalarımız falan var. Kamera görürken hırsız arabayı soyuyor. Kamerayı bırak da koşuyor. Tabii o an biz de bıraktık sazı koşuyoruz falan. Gitti arkadaşın telefonu falan. Aslında gitti. Tam onu da çekmiş. Yani tabii öyle koysaydınız. O görüntüler vardı. Ne diyelim abi? Şimdi hırsız dedik. İnşallah bir şey olmaz. Yanlış anlaşılmasın yani dostlar. Hırsız deyince... Niye canım, yani hırsız hırsızdır. Hırsız şimdi, hırsızdır. Hırsız demek yani niye şey olsun yani, yanlış anlaşılır. Hırsız hırsız değil mi yani? Evet. İnsanın da böyle bir hırsız demesi geliyor değil mi abi, bazen? Evet, durduk yere. Hakikaten dolu dolu hem de böyle. Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Ya, o zaman biz aşktan bahsedelim. Abi biz zaten hep güzellikten bahsedelim. Evet. Ama yani. Şöyle yapalım. Size bir haberim var. Programımızın süresi bitti. Allah aşkına. Son bir... Belki de iki türkü. Hüseyin abinin iki türküsüyle. Tacım abi lütfen devreye gir. İsterseniz bir türkü böyle hep birlikte söyleyelim. Karaköprü Narlık'tır diyelim, olur mu? Olur, o da olur abi. Ama onun öncesinde bir eser okup onu da bağlayabilirsin. O da olur ama hani... Evet, geleneği bozmayalım. Bir ağır türkü söyle sonra... Hafiften bir feda da yapalım. Tamam o abi, zaman. Abi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben burada teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek?
Sağ ol Levent, sen de ara sıra bekliyoruz lütfen yani bizi. Çok boş veriyorsun bak, tamam mı? Tabii abi, aynen. Yani lütfen. Teşekkür ediyorum sana da. Sen çok yoğunsun. Bizim çok zahmetimizi çekiyorsun. Teşekkürler. Değerli canlar, hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler diliyoruz. Görüşmek üzere bir başka programda. Bugün Hüseyin Turan'ı ağırladık. Sağ olsun Hüseyin abim. Aşk ile diyoruz. Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime, ar namus şişesini taşa çaldım kime ne. Ar namus şişesini taşa çaldım kime ne. Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, alem seyreder beni. Gah inerim yeryüzüne, alem seyreder beni. Yar Ali, yaradan Ali, can Ali, canan Ali. 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 Kara köprün ağırlıktır, lele hak var dile 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 dile. Güzellik bir varlıktır, öldüm dile 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 dile. Şalaba giyin eller, ley havar dile 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 dile. Sevdiğine layıktır, öldüm dile 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 dile. Şalaba giyin eller, lele havar dile 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 dile. Sevdiğine layıktır, öldüm dile 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 dile. Dağlara lale düştü, leli havar dile 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 dile. Güle velvele düştü, öldüm dile
dile ele, dile ele. Gülel velvele düştü, öldüm dile dile ele, dile ele. Öldüğüme acımam lele, havvar dile dile ele, dile ele ele. Yar elden ele düştü, öldüm dile dile ele, dile ele. Yar elden ele düştü, öldüm dile dile ele, dile ele. Oh,